Sevgili gençler merhabalar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız şu anda. Abone olmayanlar varsa o abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri de açabilirseniz, bu videoyu da beğenebilirseniz çok mutlu edersiniz beni. Ben size logaritma anlatacağım. Bu haftanın konusu logaritma. Geçen hafta anlattığımız permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık ve ondan önceki hafta anlattığımız trigonometri konu anlatımlarının zor sorularını dilerseniz XXLarge videolarından izleyebilirsiniz. SML XXLarge videolarından izleyebilirsiniz sevgili gençler. Dilerseniz 2020'nin 3. 4. ayında Kenan Hoca ile beraber hazırladığımız, Kenan Kara hocamızla beraber hazırladığımız canlı yayın kayıtlarını da izleyerek bu konular için yine böyle seçici ve güzel soruları çözümlerinde görebilirsiniz. Aynı zamanda bu XXLarge'ın da canlı yayın kayıtlarının da PDF'lerini de indirebilirsiniz. Bunların hepsi Drive'da mevcut sevgili gençler. Logaritma AYT'nin önemli konularından birisi. Önemli ama hani AYT diye de zor değil. Yani bence AYT'nin en kolay konularından bir tanesi. Hatta ben öğrencilere anlatırken de şöyle diyorum. Diyorum ki arkadaşlar logaritma konusu AYT için Posta Gazetesi'nin bulmaca 2. Gerçekten bulmacavari sorular çözüyoruz. Bulmacavari şekilde çözüyoruz. Çünkü mat 1'e daha yakın. Hatta daha yakın değil. Bence mat 1. Yani niye diyeceksiniz? Çünkü üssüz sayıların biraz daha evrilmiş hali diyebiliriz aslına bakarsanız. Yani kaba bir tabirle. Üstel fonksiyonun tersidir logaritma fonksiyonu. Bir fonksiyon bakın aynı zamanda. Yani logaritma fonksiyonu diyorum. Aynı zamanda bir fonksiyon arkadaşlar. Tabii buna göre de fonksiyon olduğu için bazı kriterleri var. Yani üstel fonksiyonun tersi. Logaritma da bir fonksiyon ama bazı kriterleri var. Bu kriterleri baz alarak biz bu fonksiyonu oluşturacağız. Ve garip de biraz gösterimi var. Yani logaritma fonksiyonu olduğu için mesela log harf kelimesini, kelime mi diyelim artık, ifadesini çok kullanacağız. Mesela ln ifadesini çok kullanacağız. Ama bir bakalım bunları nerede kullanacağız, nasıl kullanacağız? Önce bunları öğreteceğiz. Daha sonra logaritmanın özelliklerini harmanlayacağız. Ve daha sonrasında da güzel birkaç tane soru çözüp konuyu noktalayacağız. Bakalım logaritma ne demekmiş, ne işe yarıyormuş? Şöyle bir tık yaklaşalım ekrana ve başlayalım. Şimdi A ile B pozitif bir reel sayı, pozitif bir reel sayı ve A birden farklı olacak. A pozitif bir reel sayı ama birden farklı olacak istiyoruz. B sayısını ben A üzeri M biçiminde yazdığım zaman bu eşitlikte N'yi yalnız bırakmamız lazım. Şimdi çok basit bir şekilde hani 2x artı 7 eşittir y. Ben burada x'i yalnız bırakabilirim. Bakın y eksi 7 bölü 2 dersem x yalnız bırakılır. Bildiğimiz metotlarla burada bir ifadeyi yalnız bırakabiliriz. Bir harfi yalnız bırakabiliriz ama b eşittir a üzeri n derken n'yi yalnız bırakamıyorduk şimdiye kadar. Logaritma fonksiyonu yardımıyla bırakabiliriz. Yani o üstel fonksiyonun üstünde kuvvetinde yazan ifadeyi nasıl yalnız bırakabiliriz? Logaritma fonksiyonu yardımıyla. Bunu da nasıl yalnız bırakacağız? Şöyle. Bakın burada ben a'ya taban diyordum. N'ye de kuvvet diyordum. Değil mi? Buna da sonuç diyelim hadi. Yani bu üstel fonksiyonun sonucu diyelim. Şimdi burada a gene taban olacak ama bu sefer logaritmanın tabanı olacak. Log tabanı diyelim. B'ye logaritmanın içi diyeceğiz. Bakın az önce sonuç olan b şimdi logaritmanın içi oldu. N bu sefer yalnız bıraktığımız ifade, o zaman sonuç diyebiliriz artık. Bakın buradaki kuvveti bu şekilde yalnız bırakabiliyoruz. Yani b a üzeri n'e eşit ise n eşittir logaritma a tabanında b'dir diyebiliriz. Bunu bu şekilde yazacağız her zaman. Logaritma a tabanında b ifadesi de aynı şekilde, yani okuduğum şekilde logaritma a tabanında b olarak da okunur sevgili gençler. Örnek olarak bakın 5 üzeri x 25 ise x'i nasıl yalnız bırakırsın? X eşittir logaritma 5 tabanında 25'tir. Normal şartlar altında diyeceksin ki 5 üzeri x 25 ise x 2'dir. Evet x 2'dir
O zaman logaritma 5 tabanında 25 de 2'dir. 3 üzeri 4 81 ise biz 4'ü logaritma 3 tabanında 81 diye yazabiliriz. Bak bu 4'e eşitmiş. Tamam. Logaritma 2 tabanında x 3 ise bakın 2 üzeri 3 eşittir logaritmanın içi. Hep bu hareketi yapacağız. 2 üzeri 3 eşittir x. 7 üzeri 2 eşittir x eksi 1 logaritmanın içine götüreceğiz. Tamam. X'i de buradan hesaplayabiliriz. Şimdi ilk örneğimize bakalım. Logaritma 3 tabanında 1 artı logaritma 5 tabanında x eksi 7 1 ise x kaçtır? Şimdi hep bir şey vardır ya, bir tabir vardır ya. Herhangi bir şeyi çözerken değil mi? Her zaman içten başlayacaksın. İşte logaritma da dıştan başlayacaksın. Diyeceğiz ki bakın tabanı tuttum. 3 üzeri 1 eşittir logaritmanın içi. Burada logaritmanın içi neresi? Şurası. Tamam. 3 üzeri 1 kaçtır? 3'tür. 3 eşittir 1 artı logaritma 5 tabanında x eksi 7. O zaman logaritma 5 tabanında x eksi 7 dediğimiz ifade şu 1'i karşıya gönderirsem kaça eşit olacak? 2'ye. Şimdi ne yapacağız? 5 üzeri 2 eşittir logaritmanın içi. Yani burası. Yani x eksi 7 neye eşitmiş? 5'in karesine, yani 25'e, eksi 7'yi bu tarafa atarsak ne olur? X eşittir 32 olacaktır. Yani buradaki x 32'ymiş sevgili gençler. İkinci sorumuzda diyor ki x eşittir logaritma 6 tabanında 8, y de logaritma 6 tabanında 27 ise x ile y'nin toplamı kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şöyle diyelim. X buydu, yani logaritma 6 tabanında 8'di. Y de logaritma 6 tabanında 27 idi. Ben bunları nasıl bir araya getiririm ve x ile y'yi toplayabilirim? Bunu düşünelim. Şimdi 6 üzeri x. Normal şartlar altında logaritmayı bilen arkadaşlar için söylüyorum. Bunları kolay bir şekilde toplayıp logaritma 6 tabanında cevap 8 kere 27'dir der, geçer. Ama biz bunu bu şekilde yapmayacağız. Hocam bu şekilde yapmadan bunun bir yolu var mı? Var güzel arkadaşım. Bak dinle şimdi. Burada 6'nın x'inci kuvveti 8 yapacaktır. 6 üzeri x eşittir 8. Burada da 6 üzeri y eşittir 27. 6 üzeri y eşittir 27. Şimdi ben x ile y'yi toplamak istiyorum. Nasıl toplarım biliyor musun? 6 üzeri x ile 6 üzeri y'yi çarparım. 8 kere 27 yapar bu da. Burada tabanlar aynıysa üstü sayılarda üstler toplanıyordu. X artı y eşittir 8 kere 27. Şimdi bak ne yapacağız? X artı y'yi yalnız bırakacağız. X artı y eşittir logaritma 6 tabanında 8 kere 27 yazabiliriz. Artık 8 kere 27 kaçsa onu da yazalım mı? 160 artı 56'dır, yani 216'dır diyebiliriz sevgili gençler. 6 tabanında 216 x artı y'ymiş. Üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu, ikisini bir güzel bir daha bir tanıyalım. A pozitif reel sayılar eksi 1, yani 1 haricindeki pozitif reel sayılar olmak üzere f fonksiyonu eğer tüm reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlandıysa fx eşittir a üzeri x fonksiyonuna biz üstel fonksiyon diyoruz. Fx eşittir a üzeri x fonksiyonu r'den r artıya birebir ve örten olduğundan tersi de vardır. Yani ters fonksiyonu da vardır. Tersini aldığımız zaman o da bir fonksiyon olur. Anlaştık mı? Y eşittir a üzeri x ise logaritma a tabanında y eşittir x olduğunda, şimdi biz herhangi bir fonksiyonun tersini bulurken x'i yalnız bırakmıyor muyduk güzel kardeşim? Şimdi burada x'i yalnız bıraktığımıza göre şu kısım şu fonksiyonun tersi olacaktır o halde. Örneğin fx eşittir 3 üzeri x ise bunun tersi logaritma 3 tabanında x'tir. Yani sen burada 3 tabanında, bak burası çok önemli, 3 tabanında logaritma almak, bu cümlenin tersi olarak şunu kabul edeceksin. 3 tabanında üs almak. 3 tabanında üs almak diyeceksin. Tamam. O zaman logaritma 5 tabanında x'in tersi de 5 üzeri x'tir. Birazdan bazı fonksiyonların tersini alacağız. Bu da çok önemli hale gelecek bunlar. Mesela bunun gibi. Dikkatli dinle ki üs alma işleminde şaşırma. Ben sana fonksiyonlar konu anlatımında fonksiyonların bazı fonksiyonların üssünün diyorum, bazı fonksiyonların tersinin kolay bir biçimde alma yöntemini göstermiştim. Burada da aynı yöntemi uygulayabileceğiz. Ama acaba nasıl? Hatırlamıyorsan hafızanı yenilemek için şimdi dikkatli dinle. Öncelikle fonksiyonumuz buymuş.
Ve bizden ne isteniyor? Fonksiyonun tersi isteniyor. Şimdi ben öncelikle burada x'e uygulanan işlemleri yazacağım. İlk olarak ne uygulanmış? 7 eklenmiş bu x'e. Bakın x artı 7. İkinci olarak 2 tabanında log alınmış. 2 tabanında log almış. Değil mi? Üçüncü olarak yapılan şey eksi 1 ile çarpmış. Eksi 1 ile çarpmış. Dördüncü olarak da bakın burada artı 5 var. Demek ki 5 eklemiş. Şimdi ben şunu yapacağım. Tersten başlayacağım. Yukarı doğru çıkacağım. Ve tüm işlemlerin de tersini yapacağım. Anti işlemini yapacağım. Yani diyoruz ki 5 eklemek yerine ben x'ten 5 çıkaracağım. Eksi 1 ile çarpmak yerine eksi 1'e böleceğim. Ben bu ifadeyi eksi 1'e bölersem 5 eksi x ile karşılaşırım. 2 tabanında logaritma almak yerine ben bunu 2'nin üstüne yazacağım. 2 tabanında üs almış olacağım yani. 7 eklemek yerine de ben 7 çıkaracağım. İşte benim ters fonksiyonum budur sevgili gençler. 2 üzeri 5 eksi x eksi 7'dir. F'in tersi. Tamam. Basit bir şekilde. Bakın logaritma fonksiyonu. Tersini aldım. Üstel fonksiyon geldi. Peki bir de şunu tersini alalım bakalım. Fx 3 üzeri x artı 4 artı 2 olarak verilmiş. F'in tersi soruluyor. Bulalım. Öncelikle F'e uygulanan işlemleri bir yazalım. X'e uygulanan. Önce ne yapılmış burada? 4 eklenmiş. 4 ekle yazdım. 2. 3 tabanında üs alınmış. Üs al. 3 2 ekle. Burada yapılan işlemler daha kısa değil mi? Üst tarafa doğru gideceğiz ve bütün işlemlerin de tersini yapacağız. 2 eklemek yerine ben ne yapacağım x'e? 2 çıkaracağım. 3 tabanında üs almanın tersi neydi? 3 tabanında logaritma almaktı. Aynen bu şekilde. 4 eklemek yerine de 4 çıkaracağım. İşte bu fonksiyonumun tersidir diyeceğim. Sevgili gençler bakın üstel fonksiyondu. Benim aldığım fonksiyonun tersinden sonra bu fonksiyon ne oldu? Logaritma fonksiyonu olmuş oldu. Fx eşittir logaritma gx tabanında hx fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için burada gördüğümüz gx yani logaritmanın tabanı sıfırdan büyük ve birden farklı olmalı. Burada gördüğümüz hx'in de sıfırdan büyük olması şart. Yani logaritmanın içi her zaman sıfırdan büyüktür. Logaritmanın tabanı ise sıfırdan büyük ve birden farklı olmak zorundadır. Bunu her zaman her logaritma için geçerli diyeceğiz. Diyor ki fx böyle bir fonksiyon bunun en geniş tanım kümesi. Şimdi taban ne? X eksi 3. Tabanın x eksi 3'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x'in 3'ten büyük olması şart. Bir de x eksi 3'ün birden de farklı olması gerekiyor. Yani x'in 4'ten farklı olması gerekiyor diyeceğiz. Bu bir. Bu ikinci şart. Peki üçüncü şart var mı? Var kardeşim. Nedir? Logaritmanın içinin yani 49 eksi x karenin sıfırdan da büyük olması gerekiyor. Buradan x karenin ben 49'dan küçük olması gerektiğini bilirim. X kare 49'dan küçükse x eksi 7 ile artı 7 aralığındadır. Bir de bu var. Şimdi tüm bulduklarımızın ortak bir çözümünü, ortak bir aralığını göstermemiz lazım. Bir kere x 3'ten büyük diyor. X eksi 7'den büyük diyor. 3'ten büyük olan her şey eksi 7'den de büyüktür zaten. Dolayısıyla buraya bunu yazacağım. X 3'ten büyüktür. 7'den de küçüktü. Ama 4'ten de farklı diyor. O zaman şöyle diyeceğim ben. X elemandır. X elemandır. Açtım şöyle parantezimi. Ya da şöyle diyelim daha güzel olur. 3 ile 7 açık aralığından neyi çıkaracağım? 4'ü çıkaracağım. X buradadır. 3 ile 7 arasındadır ama 4'ten de farklıdır demenin en kısa yolu budur sevgili gençler. Evet devam. Fx bu. Bunu tanımlı yapan, bu fonksiyonu tanımlı yapan x tam sayı değerleri nedir diye sorulmuş. Öncelikle logaritma bakın onu da söyleyelim. Taban yazmıyorsa sevgili gençler taban her zaman 10'dur. Tamam taban yoksa taban yazmıyorsa burada. Bizim tabanımız 10 tabanındadır. Birazdan buna da değiniriz. 4 eksi x bölü x artı 8. Buna bayağı logaritma, adi logaritma, basit logaritma diyeceğiz. Öncelikle şu kısım logaritmanın içidir. Bakın 4 eksi x bölü x artı 8 logaritmanın içidir. Ve logaritmanın içinin ne olması gerekiyordu? Sevgili gençler sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Burada iki tane kökümüz var.
Bir 4 burayı sıfırlayan, bir de eksi 8 burayı sıfırlayan. Eksi 8 ve 4 için bir işaret tablosu oluşturmamız şart. Neyle başlayacağız sevgili gençler? Eksi bölü artıdan eksiyle başladım. Artı ve eksi dedim. Eksi 8 eşit olamaz. Burada 4'ü de eşit olamaz. Peki bizden sıfırdan büyük yerler istendiği için biz diyeceğiz ki x'ler şu aralıkta bir yerdedir. Yani buradaki x'ler sevgili gençler eksi 8 küçüktür. X o da küçüktür. 4 aralığında olmak zorundadır dedik. Bu bir. İkincisi bir de şu tarafa bakacağız. X kare eksi x eksi 12'nin de sıfırdan büyük olması şart. Ben bunu x'e x burayı da eksi 4'e artı 3 diye ayırırsam eğer x'lerden birisi eksi 3'e diğeri de artı 4'e eşit olacaktır. Böyle çizdik. İkisine de eşit olmayacak. Neyle başlayacağız? Artıyla. Artı, eksi, artı dedik. Ve bu x'ler nerede olacak? Sıfırdan büyük dediği için ya bu tarafta olacak sevgili gençler ya da bu tarafta olacak diyeceğiz. O halde buradaki x'ler de eksi sonsuzdan x o da küçüktür eksi 3'e kadar bir de 4'ten başlayacak sonsuza kadar giden aralıkta olacak. Şimdi bu fonksiyonu tanımlı yapan x'in tam sayı değerleri sormuş. Birinde diyor ki eksi 8 ile 4 aralığındadır diyor. Ötekinde de 4'ten daha büyüktür diyor. Bir kere ikisinin ortak çözüm aralığında burası 4'ten mecburen küçük olması için şu kısım yoktur arkadaşlar. Bu kısım yok. Peki eksi sonsuz da eksi 3 aralığı. Ben bunu sayı doğrusunda da size gösterirsem şöyle. Daha da güzel olacaktır hatta. Bakın şurası eksi 3 olsun. Burası eksi 8 olsun. Burası 4 olsun. Birinde eksi 3 ile 4 pardon eksi 8 ile 4 aralığındadır diyor şu aralıkta. Diğerinde de eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar diyor. Değil mi? Ve 4'ten de sonsuza kadar diyor. İkisinin de kesiştiği yerler zaten bakın burada yeşil olarak işaretlendi. Bu yeşil yerde tabii eksi 8 dahil değil ve eksi 3 de dahil değil. Bu yeşil yerde hangi tam sayılar vardır diye soruluyor aslında. Hangi tam sayılar var? Eksi 7 var. Eksi 6 var, eksi 5 var ve eksi 4 var. Başka da yok. Sadece bu 4'ü var. Bizden de bunlar istenmişti diyebiliriz. İlk sayfamızı kazasız belasız bitirdik. İkinci sayfamıza geçiyoruz. Üstel ve logaritma fonksiyonunun bir de grafikleri var. Yani fonksiyonun grafikleri varsa bu da bir fonksiyon. Bunun da grafiği olacak. Fx eşittir a üzeri x ve f'in tersinde x eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonun grafikleri ters fonksiyonlar oldukları için y eşittir x doğrusuna göre. Ki y eşittir x doğrusunun bir diğer ismine ne diyorduk biz? Birinci açıortay doğrusu diyorduk. Birinci açıortaya göre simetriktir arkadaşlar. Eğer ki üstel fonksiyon ve logaritma fonksiyonu için eğer ki a birden büyükse fonksiyonun üstel fonksiyonun grafiği eksi sonsuzdan şu şekilde gelir ve bu şekilde devam eder. Logaritma a tabanında x'in grafiği de buna simetrik olduğu için şu şekilde devam eder. Eğer ki a 0 ile 1 aralığındaysa üstel fonksiyon şu şekilde azalarak devam eder. Logaritma da buradan gelir azalarak devam eder. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Neden a birden büyük ve 0 ile 1 arası için biz bunu ayrı ayrı grafik olarak nitelendirdik. İkiye böldük. A birden büyükse bu fonksiyonlar artandır arkadaşlar. Artan olduğu için de sürekli bakın artıyor. 0 ile 1 arasında da iki fonksiyonu da azalandır. Yani biri bu şekilde bakın azalarak devam ediyor. Diğeri de bu şekilde azalarak devam ediyor. Burası da azalandır diyebiliriz. Hocam a sıfırdan küçük için yapmayacağız mı? Yapamazsın kardeşim. Çünkü a zaten sıfırdan küçük olamazdı. Niye? Logaritmanın tabanı sıfırdan küçük olamaz. Sıfıra da eşit olamaz. Hatta 1'e de eşit olamıyordu. Dolayısıyla bakın burada a birden büyük ve birden küçük için dedik. 1'e eşitlik yok. Buna da dikkat edeceksin. Devam. Diyor ki logaritma 3 tabanında x eksi 2 eksi 1 fonksiyonunun grafiğini çizelim. Şimdi şu üst tarafta burada neden birden geçtiğini falan ben sana söylemedim ama şimdi söyleyeceğiz burada sebeplerini. Niye nereden geçeceğini bakacağız. Grafiğini çiz demiş. Çizek. Şöyle şu x eksenim olsun. Bu da benim y eksenim olsun. Bu da logaritma grafiği biliyorsun. Şimdi bir kere şuradaki kısım yani x eksi 2 dedik ya x eksi 2 sıfırdan büyük olmalıydı. Dolayısıyla x'ler 2'den büyük olacak. Yani ben şuraya 2'yi koyacağım. Ve şunu da şöyle yapacağım. Böyle kesikli çizgiler oluşturalım. X'ler 2'den büyük olması gerektiği için benim logaritma fonksiyonumun grafiği 2'nin x eşittir 2 doğrusunun
şu doğrunun sol tarafında hiçbir grafik olmayacak. Yani bu taraf boş. Peki 2'ye de hiçbir zaman değmeyecek x ama 2'ye teğet olabilir. Bir kere tabanımız 3 olduğu için, yani 3 de 1'den büyük olduğu için fonksiyonumuz artan olacak. Şuradan başlayacağız. Rastgele şu hareketi yapabilirsin. Hop bak, al sana logaritma grafiği. İyi de hocam, şurası falan ne, ben onu nereden bileceğim? Orası ne biliyor musun bak? Logaritma 3 tabanında x eksi 1 yazdın. Bir de yanında x eksi 2 şurası. X eksi 2 yazdın. Bir de eksi 1'imiz var. Burası aslında fonksiyonun kökü olmaz mı? Fonksiyonun kökü de bu fonksiyonu sıfıra eşitler. O zaman sıfıra eşit diyeceksin. Sonra da diyeceksin ki logaritma 3 tabanında x eksi 2. Eksi 1'i attım karşıya 1. Bak şimdi ne yapacaksın? 3 üzeri 1. İçeriye eşit değil midir? Eşittir. X eksi 2 eşittir. 3 üzeri 1'den 3 ise x kaçtır? 5'tir. Demek ki şu nokta kaçmış? 5'miş. İşte logaritma fonksiyonunun grafiği. Sen bunu artık fx diyebilirsin. Anlaştık mı? Gayet x eksenini kestiği yeri bulmak falan basit. Şunu da bulduktan sonra, yani şu içerisinin kökü demek ki buradan böyle teğet olarak gelecek, artarak devam edecek. Üstel fonksiyonun grafiğini çizelim bir de. Onun içinde bir tane kartezyen koordinat sistemi çizelim yine. X, Y koordinat sistemi şöyle çizdik varsayalım, tamam mı? Bak şimdi. Öncelikle x'e 0 vererek başla. X'e 0 verirsen 2 üzeri 0 eksi 1 eksi 4. 2 üzeri eksi 1'den ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Eksi 4. 1 bölü 2'den 4'ü çıkarırsan da ne gelir arkadaşım? Eksi 7 bölü 2 gelecektir. Eksi 7 bölü 2 de şurada bir yerdedir. Ben bunu niye buldum? Çünkü fonksiyonun x eksenin y eksenini kestiği yer bana lazımdı. Burası y ekseni, burası x ekseni. Bana lazımdı. Buradan geçecek fonksiyon. Peki burası ne? 2. 2 birden büyük mü? Büyük. O zaman fonksiyon artan olacak. Değil mi? Benim üstel fonksiyonumda artan fonksiyon nasıl gösteriliyordu? Bu şekilde gösteriliyor. Tamam, güzel. Fonksiyon bazı değerler için negatif olabilir ama sıkıntı yok. Olsun. Bir de şimdi artan dedik ya, buradan da geçecek. O zaman benim fonksiyonum, bak, artan biçimde olan üstel fonksiyon bu şekilde olacaksa her zaman şekli. O zaman ben bunu şöyle çizebilirim bak. Şöyle getirdim. Hop. Bu şekilde çizebilirim. Şimdi güzel hocam, eyvallah hocam, canım hocam, sen bunu buradan geçirdin de burayı nereden bulacağız? Ben sana demedim mi? Bunu sıfıra eşitlersen eğer bunu da bulursun. Yani 2 üzeri x eksi 1 eşittir 4 dersen 2'nin kaçıncı kuvveti 4? 2. Burası 2 olacak demek ki. X eksi 1'i ben 2'ye eşitlersem x kaç gelir? 3. Demek ki burası da kaçmış? 3'müş diyeceğiz. Al sana fx. Bu da üstel fonksiyonumuzun grafiği olur dedik sevgili gençler. Budur olay. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Nasıl devam edeceğiz? Sağ üst tarafla devam edeceğiz. Devam ederken de şuraya bir bakalım. Yani burada teğet olması gereken bir doğru falan var mı? Bunu nasıl bulabiliriz diye. 2 üzeri x eksi 1 eksi 4'ümüz vardı bizim. Şuranın alabileceği minimum değer. Şimdi 2 üzeri bir şey. 2'nin tüm kuvvetleri pozitiftir diyebiliriz. Yani sıfıra eşitleyemeyiz biz bunu hiçbir zaman. Tüm kuvvetleri pozitifse burası sıfırdan büyüktür. 4 çıkarırsam eksi 4'ten büyüktür diyeceğiz. O zaman demek ki şuradan şöyle yaparsak, bakın şöyle yaparsak, bu fonksiyon daima eksi 4'ten büyük olacağı için burası da eksi 4'tür de diyebilirsiniz. Ha, çok mu elzem, yani çok mu önemli? Hayır, ama bunu da bilseniz tadından yenmez. Tamam. Geçtim ikinci sayfanın sağ üst tarafına. Evet, diyor ki yandaki şekilde fx eşittir logaritma a tabanında x artı b artı c fonksiyonunun grafiği verilmiş. A artı b artı c toplamı kaçtır diye soruyor. Bak burada direkt gözüme çarpacağım ve senin de çarpması gereken şey şu olacak. Fonksiyon eksi 1 x eşittir eksi 1 doğrusuna hiçbir zaman değmemiş. Ben az önce sana demiştim ki şu soruda demiştim ki şurayı sıfıra eşitleyen x değerinin olduğu doğruya hiçbir zaman bizim grafiğimiz değmez. O zaman burayı sıfıra eşitleyen, x artı b'yi sıfıra eşitleyen x değeri kaçmış? Eksi 1'miş. Yani ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam artı b kaç olacakmış? 0. Demek ki b kaçmış arkadaşlar? 1. B'yi buldum. Artık benim fonksiyonum fx eşittir logaritma a tabanında x artı 1 artı c'ymiş. Güzel. 3 yazınca da fonksiyon 0'a eşitleniyormuş. Bakın f3
eşittir. Logaritma a tabanında 3 artı 1 4 yapar artı c eşittir neymiş? 0'mış. Demek ki logaritma a tabanında 4 eşittir eksi c'ymiş ve a üzeri eksi c de kaçmış? 4'müş. Bunu bulduk, bu cepte dursun, birazdan işimize yarayabilir. Peki bir de ne biliyoruz? 0 yazınca da 2'den geçiyor kardeşim. Yani f0 eşittir logaritma a tabanında 0 yazdım, burası 1 oldu, artı c eşittir neymiş? 2'ymiş. Şimdi bak, bir şeyin, yani ben burada logaritma a tabanında 1 eşittir soru işareti diyelim. A üzeri soru işareti 1'e mi eşit olacak? A üzeri soru işareti 1 ise a'nın kaçıncı kuvveti 1'dir? Tabii ki 0. Demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 0'mış. O zaman c kaçtır? 2'dir. C'yi de buldum. 2'ymiş. Bu da hazır. C 2 ise neyin eksi ikinci kuvveti 4 yapar? Tabii ki 1 bölü 2'nin. 1 bölü 2'nin eksi ikinci kuvveti 4'tür. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? O da 1 bölü 2'ymiş. Bizden ne isteniyordu? A artı b artı c, toplayalım. 1 bölü 2 1 daha 3 bölü 2. 2 daha kaç yapar? 1,5. 2 daha 3,5 yapar. Demek ki 7 bölü 2 gelecek. Bunların da toplamı sevgili arkadaşlar. 7 bölü 2'ymiş cevabımız. Şimdi burada notlarımız diyor ki a üzeri 0 1 olduğundan logaritma a tabanında 1 0'dır. Niye? A üzeri 0 1'dir çünkü. A üzeri 1 a olduğundan da a tabanında a 1'dir. Neden? Çünkü kaynaklı a üzeri 1 a'dır çünkü. Demek ki ben bundan sonra soruların içerisinde a kaç olursa olsun bunu görünce 0 yazacağım. A kaç olursa olsun bunu görünce 1 yazacağım. Tamam. Örneğin logaritma 5 tabanında 1 0'dır. Logaritma 7 tabanında 7 1'dir gibi. Ve ikinci bir kural ki en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi. Buna bir yıldız daha atabilirsin. Eğer ki ben bunu şöyle geniş yazayım. Logaritma a üzeri n tabanında b üzeri m varsa, yani tabanın ve üssün, tabanın ve için bir üssü varsa, bu m'yi başa m diye atabilirken bu n'yi başa, logaritmanın başına 1 bölü n olarak atabiliyorsun. Bunları da buradan kaldırıyorsun doğal olarak. Ve ne geçiyor elimize? M bölü n çarpı logaritma a tabanında b diye sen bunu kısa bir şekilde yazabiliyorsun. Bunu sakın unutma. Biraz ilginç, biraz garip gelebilir sana. Ne alaka oradaki kuvvetleri logaritmanın başına atmak diye? Ama kural böyle. İspatları tabii ki kolay bir şekilde çıkarılabilir ama bu videonun konusu değil. Şimdi örnek olarak da bunları inceleyebiliriz. Şunu inceleyelim mesela. 9 3'ün karesidir. 125 de 5'in küpüdür. O halde ben buradaki 3'ü başa ve 2'yi başa nasıl atarım? 3'ü başa olduğu gibi atarım. 2'yi de ters çevirir 1 bölü 2 olarak atarım. Ve logaritma 3 tabanında 5 kalır elimde. Anlaştık mı? Diğerleri için de aynısını yapabiliriz. Hatta buradakiler için bile yapabiliriz. Yani 5 üzeri 1 bölü 3 diyebilirim ben buna. Tabanda 5'ti zaten. 1 bölü 3'ü başa 1 bölü 3 diye atarım. Çarpı logaritma 5 tabanında 5. Burası kaçtı? 5 tabanında 5. 1'di. Demek ki cevap 1 bölü 3 çarpı 1'den 1 bölü 3'müş diyebiliriz. Devam. Diyor ki bak. Tabanı 10 olan logaritmaya onluk logaritma veya bayağı logaritma denir. Bayağı demek. Yanlış kullandığımız bir kelime diyebilir miyiz acaba? Ben böyle konuşunca İsmail Hoca ile Türkçe dersleri diye yorum yazıyorsunuz altına videonun. Yani hoşuma da gitmiyor değil ama umarım doğru bir şekilde beyan ediyorumdur size bunları. Şimdi bayağı kelimesini ben de kullanıyorum. Yanlış anlamlarda kullanıyorum. Mesela ne kadar param var diyor. Bayağı param var diyor. Ne kadar matematik biliyorum? Bayağı biliyorum ya. Ne kadar yol gittim bugün? Bayağı gittim. Bayağı demek, yani bizim kullandığımız acaba bayağı mı? Bayağı çok saçma bir kelime olur. Bence şunu kullanıyoruz biz. Bayağı'yı kullanıyoruz. Ve bunu da yanlış kullanıyoruz bence. Çünkü bayağı demek sıradan demek, basit demek, adi demek. Adi demek de sıradan ve basit demek aslında. Adi, yani mesela bu adam çok adiymiş değil mi? Bu adam çok sıradan bir adammış manasında kullanıyoruz aslında biz onu. Bayağı demek sevgili gençler, bunu sakın unutmayın. Sıradan, adi, basit demek. Biz yanlış kullanıyor olabiliriz yani. Bak, olabiliriz diyorum, açık kapı bırakıyorum, tamam. Şimdi
Tabanı 10 olan logaritmayı da tabanına 10 yazmak zorunda değilsiniz. Yani bunu direkt log x yazınca biz bunun bu olduğunu anlamamız lazım. Anlayacağız. Taban yazmıyorsa yani bunu da aslında anlatmanın daha kolay bir yolu var ama niye böyle olduğunu. Eskiden mesela taban aritmeti diye bir konu vardı. Beşlik taban, yedilik taban, üçlük taban, ikilik taban falan diyorduk mesela. Sayıyı yazınca şöyle 52 7 tabanında diyorduk. 7 tabanında 52'yi bu şekilde gösteriyorduk. Ama 52'yi 10 tabanında yazıyorsak buraya 10 yazmak zorunda değildik. Niye? Çünkü biz zaten onluk sistemi kullanıyoruz. Yani biz zaten onluk sistemi kullandığımız için 52 bizim için 52'dir zaten. Tabanına 10 yazmak zorunda değiliz ama 7'lik sistemde çalışacaksak buraya 7 yazmak zorunda kalıyorduk. Biz zaten onluk sistemi kullandığımız için logaritmanın da tabanı 10'sa onu yazmak zorunda kalmıyoruz diye düşünebilirsiniz. Tamam? Logaritma 10 tabanında bir 0 olduğundan log 1 sıfırdır. Yani onu görmezden gelebilirsiniz. Log 1 0. Logaritma 10 tabanında 10 tabanla iç aynıysa 1'di bu. Onu görmezden gelirsen log 10 1'dir. Logaritma 1000 de bunları kolayca kısaltabilirsin bak. Ben bu 1000'i 10 üzeri 3 yazabildiğimden ve bu 3'ü başa atıp şu şekilde 3 çarpı log 10 yazdım ve log 10 da 1'e eşit olduğundan 3 kere 1'den cevap 3 olacaktır. Anlaştık mı? Geçtim 3. sayfama. 3. sayfada E sayısını tanıtacağız şimdi. Logaritmayı ilk defa görenler E sayısının ne olduğunu bilmiyorlar. E sayısı sevgili gençler 1 bölü 0 faktöriyel, 1 bölü 1 faktöriyel, 1 bölü 2 faktöriyel, 1 bölü 3 faktöriyel. Bu şekilde bu faktöriyelleri sonsuza kadar götürüp bunları toplarsan yaklaşık olarak 2,71 sayısına, devamı da 8 ile devam ediyordu. 2,718 yaklaşık olarak bizim sayımız. 2,71 küsurat bir sayıdır. Küsuratı ne hocam dersen, bak burada ne demişiz? Pi sayısı gibi bir sabit sayı. Pi sayısı gibi bir sayı. Yani bunun ucu bucağı yok. Hani pi'nin 3'ten sonra, virgülden sonra sonsuz tane basamağı vardır diyoruz ya. İşte E sayısının da öyle. Sonsuz tane sayısı var. Virgülden sonra. Hocam niye E peki bunun adı? Çünkü Euler bulmuş arkadaşlar. Gitmiş baş harfini vermiş. Ve tabanı E olan, özel olarak tabanı E olan logaritmalara da yani logaritma E tabanında x yazmak yerine ln x yazıyoruz. Ya hocam niye ln? Ya log'la iyiydik, tam alıştık. Niye ln'ye geçiyoruz? Arkadaşlar çünkü biz bu tabanı E olan logaritmaya doğal logaritma diyoruz ya. L arkadaşlar, İnşallah yanlış yazmam. Yazarsam da bu benim dil bilmememle alakalı olabilir. Logaritim natural. Natural yazalım şöyle. L logaritim, N de natural. O yüzden bunların baş harflerini almışlar. L N demişler. Ln olmuş. Ln. Tamam. Yani hocam orada Ln yazarken mesela bazı böyle sınıflar hani meslek lisesi sınıflarında falan ben ders anlatırken şöyle yazıyordum. Elen diye okuyordum. Ama elen diye okuyunca hani hoca elen ne dedi? Elep mi dedi? Elen mi dedi? Elen mi diye soran oldu. Hocam elen mi diyorsunuz? Elen mi diyorsunuz? Arkadaşlar el hani harfin İngilizce okunuşu el. Bunu da en diye okuyoruz zaten. Elen oluyor. Tamam. Dedik ya şaşırmayacaksınız. Lnx gördüğümüz şey aslında logaritma E tabanında x'tir. Elenle iyi geçinemeyen varsa şunu yazsın. Yani ln x gördüğü yere bunu yaz. Tamam. Örneğin logaritma E tabanında bir sıfır olduğunda aslında ben bu E'yi görmezden gelip yani yazmıyoruz. Biz buna ln diyoruz. Bakın tabanı da yazmıyoruz burada. Aynı onluk taban gibi. Çünkü ln'yi görünce bunun tabanı E'dir demen lazım. Tamam. Ona ln 1 diyoruz. Ln 1 sıfırdır. Ln E, şimdi tabanı da E, içi de E olduğu için ln E 1'dir. Bu x'i başa atarsak x çarpı ln e olur. Ln e 1 olduğu için x kere 1'den cevap yine x olacaktır diyebiliriz. Devam. Bir özellik daha verelim. A tabanında x kere y. Şimdi bu aslında şuradan geliyor. Üstü sayılarda mesela biz 2 üzeri x ile 2 üzeri y'yi çarparken tabanlar aynıysa üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Değil mi? Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Bak çarpılırken topluyorduk. Burada da tabanlar aynı bakın logaritmanın. Toplanıyorsa içlerini çarpıyoruz arkadaşlar.
Ne dedik? Üstel fonksiyonun tersi değil miydi logaritma? Burada çarparken topluyorduk. Burada toplarken çıkar, toplarken çarpıyoruz. Şimdi 2 üzeri x'i ben 2 üzeri y'ye bölerken 2 üzeri x eksi y yazıyorum ya. Ne yapıyoruz bak burada? Bölerken çıkarıyoruz. Burada da o zaman çıkarırken böleceğiz. Tam tersini yapıyoruz. Yani burada tabanlar aynı ve burada x ve y varsa içlerini çarpacağız. Çıkarıyorsak da içleri de böleceğiz. Tek tabanda yazabiliriz. Mesela 5 tabanında 15'i ben logaritma 5 tabanında 5 kere 3 diye yazabilirim. Dolayısıyla da bunu da logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 3 diye parçalayabilirim. 5 tabanında 5'in de hatta ben 1 olduğunu bildiğim için 1 artı logaritma 5 tabanında 3 de yazabilirim ben bunu. Mesela logaritma 4 ile logaritma 25'i topla diyor. İçlerini çarpalım logaritma 100 olur. Bu da logaritma 10'un karesiydi. At 2'yi başa 2 çarpı logon olacaktır. Logon da 1'di, cevap neymiş? 2 gibi. Diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz. Logaritma 3 x'miş, logaritma 5 de y'ymiş. Logaritma 18 ifadesinin x ve y türünden eşitini soruyor bize. Şimdi ben bu logaritma 18'i şöyle yazabilirim. Mesela logaritma 3 çarpı 3 çarpı 2 diye yazabilirim. Bunu da logaritma 3 artı logaritma 3 artı logaritma 2 diye yazabilirim. Logaritma 3'ün x olması gerektiğini bize vermiş. Bunlar x. Tamam da logaritma 2'yi vermemiş. Onu nereden bulacağım? Acaba soru mu yanlış? Log 5'i vermiş çünkü. Bana soru yanlış değil. Şunu yapacağız çünkü biz. X artı x'ten 2x'i yakaladık burada. Artı şu logaritma 2'yi şöyle yazacağım. Bak logaritma 10 bölü 5 yazacağım ben. Ki bu da 2x artı logaritma 10 eksi logaritma 5'in ta kendisidir. Bölüyorsak çıkaracağız demiştik ya. Logon kaçtı arkadaşlar? 1'di. Log 5 neydi? Y'ydi. Bir de başında eksi var. Ne oldu? 2x eksi y. Bir de burada ne var? Artı 1 var. Cevabımız budur diyebiliriz sevgili gençler. 2x eksi y artı 1. Bu şekilde uyanıklıklar yapacaksınız. İşte o yüzden konunun başında ben size dedim. Bulmaca gibi konu. Gerçekten öyle. Logaritma 2 A'ymış, logaritma 3 B ve logaritma 84 de C'ymiş arkadaşlar. Bunu biliyoruz, bunu biliyoruz, bir de bunu biliyoruz. Logaritma 7'nin ABC türünden eşitini sormuş bize. Şimdi bakın bunları kolaylıkla anlamanız için 84'ü önce bir asal çarpanlarına bir ayırın bence. Tamam mı? Şöyle yapalım. 84'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 3. 1. 7'ye böldüm 3 ne ya? 1. Şimdi demek ki 84 dediğimiz sayı aslına bakarsanız 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'ymiş. Ne güzel. O zaman logaritma 84 dediğimiz ifade de logaritma 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7'nin ta kendisidir diyebiliriz. Hatta ben bunu nasıl yazarım? Logaritma 2 artı logaritma 2 artı logaritma 3 artı logaritma 7 de yazabilirim. Hatta bu tarafta neydi? Logaritma 84'ün ta kendisiydi. Şimdi burada logaritma 84'ü bize vermiş bak zaten. C'ymiş bu. C eşittir. Logaritma 2'yi vermiş bak. Neymiş? A'ymiş. A artı A artı logaritma 3'ü de vermiş. Bu da B'ymiş. Artı logaritma 7'yi bize sormuştu zaten. Şimdi C eşittir. 2A artı B artı log 7 değil mi? Evet, log 7 yani şunu burada yalnız bırakırsanız ne olur? Logaritma 7 eşittir c eksi 2a eksi b gelir. İşte bu da benim cevabımdır. Ben c, logaritma 7'yi a, b ve c türünden yazmış bulundum şu an. Üçüncü sayfamın sağ üst tarafına doğru geçiyorum sevgili gençler. Burada da logaritmanın taban değiştirme kuralını işleyeceğiz. Bir sonraki videoya aktaralım sevgili gençler bu konumuzu. Bir sonraki videoda taban değiştirme kuralından başlayacağız. Ve sevgili gençler 4. sayfada logaritmalı denklemler, eşitsizlikler ve 5. sayfada konumuzu bitireceğiz. Haberiniz olsun. Logaritma için yeterli miktarda örnek çözümü var mı hocam? Burada var. Yani dedik ya zaten kolay bir konu. Daha fazla örnek çözdükçe kafanı bulandıracak da bir konu ama ona da dikkat etmen lazım. Dolayısıyla ayarında çözmen lazım. Ne yapabilirsin bu örnekleri dinledikten sonra? Mesela acil matematik AYT soru bankasındaki soruları çözebilir misin?
Bence önce şunu yap. Önce git logaritma xx'ler sorularını izle. Sonra bir de geçen sene dedim yani 2020 tayfa için hazırladığım canlı yayın kayıtlarını izle logaritma ile alakalı olan. Daha sonrasında da acil matematik AYT soru bankasındaki soruları artık bence çözebilirsin. Bir sıkıntı olmaz. Ama dediğim gibi iyi dinlemen lazım bu konu anlatımını ve xx'ler videosunu ve sevgili gençler geçen seneki canlı yayın kayıtlarını çok iyi dinlersen eğer acil matematik AYT soru bankasında hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.